şu dakikalar itibariyle. Dolar endeksinin bir miktar gerilemesi, euro dolar paritesinde ise yukarı yönlü hareketin devam etmesi piyasalarda gün sonunda izlediğimiz gelişmeler arasında. İntegral menkul değerlere soracağız bu kez. Dolar TL'de ve euro dolardaki beklentileri Emre Çayırlı karşımızda olacak. Emre hoş geldin yayınımıza. Dolar TL'de 2.16'nın altını görüyoruz. Daha rahat bir hareket görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Bu hareket ivme kazanabilir mi? Özellikle Ukrayna-Rusya geriliminin bir miktar azalması, ateşkes konusundaki haber akışı. Bir de yarın Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Ona dair beklentilerle hangi seviyeleri görebiliriz? Dolar Türk Lirası'nda bugün açıklanan enflasyon rakamlarının olumsuz olmasının çok fazla fiyatlanmadığını görüyoruz. Daha çok jeopolitik risklerdeki azalışın TL tarafında biraz daha kuvvetlenme yarattığını izledik. Bugün içerisinde Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler devam etti. Yukarıda 81.982.000 çok önemli bir direnç noktası. Şayet bu seviye aşılırsa TL tarafında da kuvvetlenme devam edip 2.15.60 destek bölgesi kırılabilir. Ama şu an için 2.15.60 da dolar Türk Lirası'nda oldukça kritik bir destek seviyesi. Yarından ziyade Cuma günü gelecek tarım istihdam rakamı Amerika'da faizlerin arttırım süreciyle ilgili piyasaya biraz daha sinyal verebilir nitelikte. Bakımdan olumlu bir rakam gelirse dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket dolar Türk Lirası'nda tekrar 2.15.60'lardan 2.18'lere doğru bir hareket içerisine sokabilir. Evet, bir yandan da euro doları izliyoruz. Hem Ukrayna Rusya haberleri hem de yarın Avrupa Merkez Bankası toplantısı. Bir toparlama gördük. 1.31.60'lara doğru euro dolar paritesinde. Euronun buralarda kalabilmesi ya da bu hareketin güç kazanabilmesi yarınki toplantıya mı bağlı olacak, ne dersin? Evet, yarın gelecek kararlar oldukça önemli. Herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor ama halen Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın önünde faiz indirimi gerçekleştirebilecek bir senaryo mevcut. Bununla beraber hedeflenmiş litrolar için de yapılacak açıklamalar önemli olacak. Şayet Draghi konuşmalarında daha önce yaptığı gibi euro bölgesini destekleyici, güven verici açıklamalar yaparsa euro tarafında biraz yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Teknik olarak bakarsak 1.35-1.40 arasında oluşan omuz baş omuz formasyonu kırıldıktan sonra teknik ana destek bölgemiz 1.30 olarak halen korunuyor. Yukarıda ise düşüş trendinin geçtiği 1.32-1.33 seviyeleri önemli direnç noktaları. Toparlama gelse bile 1.32-1.33 bölgesinin üzerine geçip geçmeyeceğini takip etmek önemli olacaktır euro dolarda. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yarının gündem başlıkları arasında merkez bankalarının kararları var. Emre Çayırlı'dan son yorumları aldık. Yarını hemen hatırlatalım o zaman. Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının kararları izlenecek yarın öğleden sonra, ama sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı da var. Oradan da faiz kararı gelecek. Bunu da izleyeceğiz. Avrupa ve İngiltere'nin faiz kararının dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi her zaman olduğu gibi basın toplantısı yapacak ve soruları yanıtlayacak. Canlı olarak biz de yarın ekrana getirmeye çalışacağız. Amerika'da ADP özel sektör istihdam verisi açıklanıyor. Yine saat 15.15 itibariyle. Bu arada haftalık işsizlik maaşı başvuruları da yarın izleyeceğimiz veriler arasında. Yurt içi tarafta ise ekonomi gündeminin sakin olduğunu hatırlatalım. Piyasalar yarın hareketlenirken ekonomi yayınlarımızda yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.